Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yani pamuk makrumi ipiyle hazırladığım kolay balık sırtı örgü modelini tarif edeceğim. Modelimizi şöyle yakından görelim. Modelimizin ön kısmı, arka kısmı, iki taraflı kullanılabilecek güzel bir model. İki tarafı da aynı. İpim biraz koyu renkli, umarım anlaşılıyordur. Bu şekilde. Açık renkli olanı da yine şöyle sizinle paylaşayım. Ön kısmı, arka kısmı. Bu arada şu iltik kısmına da bakalım. Bakın başlangıç noktasıyla bitiş noktası aynı. İki tarafta aynı. Bunu da yine detaylı olarak sizinle paylaşıyorum. Bu modeli nerelerde kullanabiliriz? Bu modeli paspas kilim yapımlarında, çanta yapımında, atkı şal, yelek ceket yapımlarında kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek birçok noktada uygulanabilir, kullanılabilir. Özellikle düz zemin elde etmek istiyorsanız, düz örgü örerken kenarların muntazam olmasını istiyorsanız bu örgü aradığınız örgü olabilir. Çünkü kenarlar oldukça muntazam düşüyor. Aynı sıklıkta örmeye dikkat edelim. Kenarları muntazam olabilmesi için bazen bana fotoğraf atıyorsunuz. İşte sizin tarif ettiğiniz gibi ördüm ama kenarlarım düzgün durmadı diye mesajlar alıyorum. Bunun sebebi ipimizde incelme kalınlaşma olabilir. İkincisi de bazen yer yer sıkı, yer yerde gevşek örebiliyoruz. Sebebi bu olabilir. Örgü örenler zaten bunu bilecektir ama yeni başlayanlar için hemen başlangıçta da söylemek istedim. Yapımı gerçekten çok kolay ve keyifli ve birçok alanda kullanabileceğimiz güzel bir model. Vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. Modelimizi tarif etmek için spagetti yarnım pamuk makrome ipini kullanacağım. İpimi şöyle yakından göstermek istiyorum. Tığım da 3 numara olacak. Zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zinciri nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır, ikili trabzan nasıl örülür? Yeni başlayanlar için de bir video paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bir halka yapıyorum. Tığımı geçirdim. Doladım. Doladığım ipi oluşan halkadan geçirerek ilk zinciri kilit yapıyorum. Bu noktayı kullanmayacağım. Bu kilit zincirimiz. Şimdi doluyorum tığımın başına, doladığım ipi oluşan ilmekten geçirerek zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Sizler yapacağınız ürüne göre zincir sayınızı belirlersiniz. Modelimiz bu şekilde zincirle başlıyor. Yeteri kadar şöyle birazcık zincir çekelim. Bu arada ilk başlangıç zincirini çok fazla sıkı çekmiyoruz. Birazcık gevşek bırakarak çekiyoruz ki etek kısmı yani başlangıç noktası düzgün dursun, toplama yapmasın. Şimdi ben toplamda 2, 4, 6, 8, 9 tane zincir çekmiş oldum. Bakın burada 9. zinciri bırakıyorum. Son ilmeği de birazcık uzatıyorum ve zincirimi şöyle ters çeviriyorum. Ters çevirdiğim zaman bakın şurası ön kısmı, tam arka kısmında çizgi çizgi olan yerler var. Tam ortada kalan. Bakın şu çizgiler. Bu noktalara batarak ilk etek kısmını oluşturacağız. Fakat direkt şöyle de başlayabilirsiniz. Şu kısımlara batarak da başlayabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi şu etek kısmının düzgün düşmesi için şu çizgilere batacağız. Arka kısımdaki bu çizgi kısımlarına batacağız. Şimdi son 9 zincir çektim. İlmeğimi uzattım bakın. Kenarların düzgün durması için birazcık uzatmakta fayda var. Şimdi 9. zincirin arkasındaki çizgiyi bırakıyorum. Yani 9. zinciri atlıyorum. Buradaki 8. zincirin şu kesik noktasına bakın. Arka kısmına batacağım. Batmadan önce ilmeğimi uzattım. Tığımı ipimin arkasına aldım. Bakın şöyle tutuyorum şuradaki ipi. Bu şekilde bakın tığımın önüne aldım ipimi. 9. zinciri bıraktım. 8. zincirin arkasındaki çizgiye battım. Normal ilmeğimi bu noktadan çıkarıyorum. Şu şekilde 3 tane ilmek tığımda oluyor. Doluyorum. 3'ünü tek seferde topluyorum. İlk kısmı bu şekilde yaptık. Şimdi yine aynı teknik. Tığım arkada kalacak, ipim önde.
bu şekilde aldım. Bir sonraki zincirin, bakın, bir sonraki zincirin arkadaki kısmına battım. Bu noktadan ilmek çıkardım. Şöyle hafif de uzatıyorum son ilmeği. Buradaki çıkardığım ilmeği biraz uzattım, doladım. Üçünü tek seferde topladım. Yine aynı şekilde tığım arkada, ipim önde. Bakın bu şekilde tutuyorum. Geliyorum, bir sonraki noktaya battım. İlmek çıkardım. Üç ilmeğim var. Doladım, tek seferde topladım. Bakın yine tığım bu şekilde değil. Tığım arkada, ipimin arkasında. İp önde olacak şekilde aldım. Geldim buradan kesik çizgiye battım. İlmek çıkarıp üçünü tek seferde topladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arka noktalara batarak. Ve son, bakın zincirim, son nokta. Son kısmı da aynı işlemi yaptım. Şimdi bakın kilit zincirime dokunmayacağımı söylemiştim. Burada 8 tane battığımız nokta var. Şimdi bitişte son noktaya battık. Bir tane zincir çekiyorum dönerken. Bakın bu şekilde çeviriyorum. Normalde sola doğru çevirirken burada sağa doğru çevireceğiz. Yani ip önde kalacak. İp önümüzde kalacak. Ben genelde şu şekilde çeviririm. Ama şimdi öyle değil. Bir zincirimizi çektik. Bakın kısa ip sol tarafta. Bu ipi direkt bu şekilde çeviriyoruz. Bu ip, yani yumağımızdan gelen ip önde kalacak. Arkada değil. Bu şekilde önde kalıyor. Bir zincirimizi çekmiştik. Dönüşlerdeki ilmeği çok fazla sıkı yapmayın. Bir sonraki noktada, yani bir üst sırada batmak zorlaşabilir. O yüzden birazcık gevşek bırakıyoruz. Yine bakın tığım arkada, ipim önde. Gelen, bakın şuradaki boşluğa değil, yani zincirin boşluğuna değil. Bakın battığımız ilk boşluk. Özür dilerim. Alt sıradaki son nokta, başlangıçtaki ilk boşluk. Şuradaki nokta değil, zincire değil, bir sonraki noktaya batıyorum. İlmek çıkardım, doladım, üçünü tek seferde topladım. Dönüşü bu şekilde yapacağız her seferinde. Dediğim gibi modelde de kenarlar oldukça muntazam ve güzel duruyor. Yine aynı işlem, bakın. Hiçbir farklılık yok. Tığım arkada, ipim önde. Batacağım noktalar şuralar. Bakın şu geniş boşluklar. Bu şekilde batıyorum. İlmek çıkardım, üçünü tek seferde topluyorum. Tekrar ipim önde, tığım arkada. Gelen sıradaki boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım. Son ilmeği muhakkak uzatıyorum. Doladım. Tek seferde çektim. İpim önde. Bakın şuradaki boşluğa batıyorum. İlmek uzatıyorum ilmeğimi. Doladım. Tek seferde çektim. Tığ arkada, ipim önde. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Buradan ilmek çıkarıp uzatıyorum. Doladım, tek seferde topluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son noktayı nasıl battığımı hemen sizinle paylaşacağım. Bakın hatırlayalım. 9. zinciri bırakıp ilmek uzatmıştık ya. O ilmek burası. Bakın şu şekilde görünüyor. Şu kısım batacağımız son boşluk. Yine ipim önde, tığım arkada. Boşluğuma batıyorum. İlmeğimi çıkarıp uzattım. Dolayıp tek seferde topladım. Bir zincir çektim. Bir zincirden sonra bakın bu şekilde çeviriyorum. Bu ip önde olacak. Biraz ipimi ilmeğimi esnettim. Tığım arkada, ipim önde. Bakın. Buradaki zincir boşluğuna değil, gelen ilk örgü boşluğumuza batıyorum. İlmek çıkarıp
Üçünü tek seferde topluyorum. Bu şekilde tamamen aynı şekilde devam ediyor. Her boşluğa. Örmesi de çok kolay ve keyifli. Çok da çabuk biten bir örgü. Düz örgülerinizde birçok alanda kullanabilirsiniz. Bakın son noktaya geldik. Hep aynı şekilde ördüm. Yine ipim önde. Batacağım son nokta bakın şurası. Şöyle ipimi çıkarayım da daha net görünsün. Bakın şuradaki zinciri görüyoruz. Bakın şu kısım son nokta. Yine ipim önde. Son noktaya da batıyorum. İlmek çıkardım. Tek seferde topladım. Yine bir zincir çekip örgümü ipim önde kalacak şekilde çevirdim. Bakın aynı teknik. Yine ipimi birazcık esnettim. Gelen ilk boşluğa batıp zincire değil örgü boşluğuna bu şekilde devam ediyorum. Yapımı gerçekten çok kolay ve keyifli. Sıra sonuna kadar aynı işleme devam ediyorum. Bakın son nokta. Bir zincir çekip tekrar çeviriyoruz. Kenarları gerçekten çok muntazam düşüyor. Paspas kilim yapımlarında, battaniye yapımlarında eğer kenar böyle düz sade bir şey örmek istiyorsanız eğer bu modeli kesinlikle tavsiye ediyorum. Kenarlar dümdüz çıkıyor. Bir de şuna dikkat edelim. Hani örüyorum kenarlar yani hala düz olmuyor diyorsanız bu modelde hani dikkatli bir şekilde düzgün bir şekilde tarif ettiğim gibi örüyorsanız ama hala kenarlar düzgün olmuyor. Kimi çok çıkıntılı kimi çok dar oluyorsa sıralarınızın bunun sebebi ya ipinizde incelme ve kalınlaşma vardır yahut en önemlisi belki de hani bu soruna yol açan sebep bir sırayı çok sıkı örüyorsunuzdur. Bir sırayı gevşek örüyorsunuzdur. Yani elinizin ayarının hep aynı olması gerekiyor bu modelde. Yani bir sırayı çok sıkı, bir sırayı çok çok gevşek örerseniz eğer kenarlarda dalgalanmalar olabilir. Aynı düzeyde, aynı sıklıkta örmeye özen gösterelim. Aynı sıklıkta ördüğümüz zaman örgü gerçekten muntazam ve düzgün olacaktır. Bakın yapımı da bu kadar kolay. Farklı da bir görünüşü var. Çakma sık iğneye benziyor aslında tekniği. Tığımızın başına dolayıp batıp tek seferde çekiyoruz. Bunu da farkı sadece önden alıp batıp ipi önde tutarak. Birazcık böyle mısır örgüyü andırıyor gibi şöyle baktığımızda. Güzel ve kolay bir modeldi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.